Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi, günün ilk karşılaşması Karadeniz Ereğli Belediyespor Antalya Spor arasında oynanacak. Her iki takım da şu anda sahada, seyircileri, tribünleri selamlıyorlar. Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Ata Yıldırım yapacak. Karadeniz Ereğli Belediyespor burada zoru başarmak istiyor. Maç öncesinde tribünlerde dua eden, and içen birçok taraftar görmek mümkündü. Düdük çaldı ve mücadele başladı. Karşılaşmaya Eflatun Beyazlı Karadeniz Ereğli Spor başlıyor. Oruç bıraktı sağ kanattan gelme çabasında Karadeniz Ereğli Spor. Köşe gönderine yakın noktada faul yok dedi maçın hakemi. Antalya Spor uzaklaştırıyor. Ata destek veren Barış var. Burak gelmedi. Tacı Karadeniz Ereğli hemen kullanıyor. Atak yönü sağ kanat orta ceza alanına. Bir vuruş topalarda gol. Gol geliyor. Oruç Balaşlı'nın golü. Karadeniz Ereğli Spor golle başlıyor mücadeleyi. Henüz birinci dakika. Ev sahibi Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-0 öne geçiyor. Büyük coşku var Ereğli Beyşehir Stadında. Henüz ilk dakikalarda üst üste çok tehlikeli geliyor ev sahibi takım. Orta geldi, uzak noktaya kafa vuruşu. Penaltı itirazları da var. Koray Gençerler devam dedi. Burada elle oynamamı, ele çarpmamı karşılaşmanın hakemi çarpma olarak nitelendirdi. Danilo. İki futbolcunun baskısı, top kaybı Danilo'dan. Musa kafayla bıraktı. Top kısa düştü ama Ozan pozisyonu iyi takip etti. Ceza alanı dışından uzaklaştırdı. Ve sonrasında Osman'a yapılan hareket faul dedi maçın hakemi. Şimdi savunmanın arkasına Armel Drol. Drol'ün vuruşu topağlarda gol. Gol geliyor. Armel Drol skoru beraberliğe taşıyor. 21 yaşındaki Antalya Spor golcüsü skoru 1-1'e taşıdı. Koray Gençerler'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Antalya Spor başladı mücadeleye. Barada tekrar Harun. Yerden Armel Drol bıraktı. Sert bir şut, top ağlara gidiyor, gol. Gol geliyor. Antalya Spor 2-1 öne geçiyor. Güzel bir organizasyon Antalya Spor adına. İzlediğimiz son gol bu müsabakada 64. dakikada Salih Dursun'un ayağından geldi. Antalya Spor 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 önde şimdi. Orta ceza alanına bir büyük tehlike olabilir. Sert bir şut, topalarda gol. Gol, gol, gol. Burak attı. Skorda denge var. Burak önünü boşalttı. Kalecinin sağından topu ağlarla buluşturmasını bildi. Karadeniz Ereğli Belediyespor 2-2'lik eşitliği yakalıyor. Savunma uzaklaştırdı Antalya Spor'da. Bu kez Armel Drol çok hızlı. Armel Drol topa hakim olduğu anda yerde kaldı. Maçın hakemi o noktaya gidiyor. Ve kart çıkıyor, rengi kırmızı. Bu pozisyon sonrasında kırmızı kart çıkıyor. Karşılaşmanın nizami süresi Karadeniz Ereğli Belediyespor'la Antalya Spor arasındaki maçta 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Ve artık 15'er dakikalık iki devreye başlandı. Koray göğsüyle yumuşattı. Antalya Spor'un baskısı var. Şimdi ceza alanında bir tehlike, topalarda gol.
Ama hayır. Ama hayır. Daha öncesinde offside bayrağı havada. İşte pozisyon tekrar ekranlarınızda. Barra da sol kanada bıraktı Antalyaspor. Serdar'la yükleniyor rakibine. Serdar Özkan Bardarda'yı düşündü. Savunma ayak koydu. Tekrar Serdar paslaştı. Mustafa'yla Osman da bu pas trafiğinin içerisinde. Barra da ceza sahası içerisinde. Büyük bir tehlike. Top ağlarda gol. Antalyaspor Danilo'yla golü buluyor. İkinci uzatma devresi başlıyor. Karadeniz Ereğli Belediyespor Antalyaspor mücadelesinde. ...111. dakika içerisindeyiz. Sol kanatta bir boşluk. Birkan ortası ceza alanı içerisinde. Bir tehlike, top asfaltta dışarı gidiyor. Şimdi bir tehlike olabilir. Koray topla buluştu. Ceza alanı içerisinde Koray. Vurmadan önce son anda savunma araya giriyor. İtirazlar var. Koray penaltı bekliyor. Ama Koray Gençerler devam diyor bu pozisyon sonrasında. Ve şimdi de Antalyaspor yeniden atak geliştirmeye çabasında. Bu kez Sergen yerde, hakemin eli yine cebine giriyor. Muhammed Emin sarı kartı görüyor. Ve bu arada sarı kart sonrasında da karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor Koray Gençerler. Antalyaspor Karadeniz Ereğli Belediyespor'u deplasmanda 3-2 galip ayrılıyor ve turu geçiyor.